Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bu güzel cumartesi gününü bizlere ayırdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Bugün yapacağımız biz bize bilimsel konuşmalar etkinliğimizin konusu insanın biyolojik ve kültürel evrimi üzerine olur. Konuşmacımız İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Merve Karadeniz olacak. Etkinliğimiz iki kısımdan oluşmaktadır. Arada bir 10 dakikalık mola vereceğiz. Etkinlikle alakalı sorularınızı chat kısmına yazarsanız etkinliğin sonundaki soru cevap kısmında elimizden gelince cevaplamaya çalışacağız. Bu açılışı yaptıktan sonra kulübümüzü biraz daha iyi tanıtmak için kulüp başkan yardımcımız Neval Çep'e sözü bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Ulaş. Herkese tekrardan merhaba. Ben Neval Şep, kulübümüzün başkan yardımcısıyım. Kulübümüz bir arkadaş grubu tarafından kurulmuş olup 2017 yılından beri aktif olarak İstanbul Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermekte. Yeni kurulmuş bir kulüp olmamıza rağmen bilimin ve özellikle biyoloji biliminin geliştirilmesi, anlatılması adına çeşitli konferanslar, seminerler, laboratuvar çalışmaları ve arazi çalışmaları gibi geniş bir alanda yoğun bir şekilde faaliyet göstermekteyiz. Sizleri aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Şimdiden herkese çok keyifli bir etkinlik diliyorum. Teşekkürler Neval. Şimdi konuşmamızı ve açılışımızı yaptığımıza göre ufaktan etkinliğimizi başlatmak istiyorum. Çünkü daha fazla katılımcı da gözükmüyor şu an. Sunumunu yapmak üzere arkadaşımız Merve Karadeniz'e bırakıyorum şimdi sözü. Şimdiden iyi sunumlar. Umarım herkes yeterince bilgi edinebilir, güzel bilgi edinebilir. Teşekkür ederim Ulaş. Yani çok uzun zamandır bir topluluk önünde böyle bir konuyu anlatmamıştım. O yüzden şimdiden hatalarım, eksikliklerim olursa affola. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ve hani açıkçası konu biraz nasıl diyeyim? Gerçekten üzerine çok fazla eser yazılmış, farklı bakış açılarıyla, farklı görüş açılarıyla anlatılmış bir konu. Yani burada açıkçası bütün insanlık tarihini, biyolojik evrimi hepsini birleştirip topluca anlatmaya kalkmak herhalde günlerimizi alır. Ben 2 saat içerisinde yapabildiğimiz kadar, anlatmaya çalışabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım size. Şimdi canlının ilk başladığı yere dönecek olursak, daha dünya, bildiğimiz dünya oluşmamıştı. İşte bildiğimiz elektronlar, hücreler vesaire hiçbir şey oluşmamıştı. Canlının ilk Big Bang'ten başladığını biz kabul ediyoruz aslında. Bütün dünyanın, bütün evrenin Big Bang'ten başladığını kabul ediyoruz. Canlılığa geçiş sadece cansız maddelerin yani yalın elektronların, protonların vesaire bunları cansız olarak kabul ederiz. Cansız maddelerin Big Bang sonrasında oluşup daha sonrasında bir araya gelerek daha karmaşık yapıda maddeler oluşturmasıyla başlamıştır aslında en temelinde. Şimdi büyük patlamanın ilk anında buna 1 bölü 10 üzeri 6 saniye diyebiliriz. Sıcaklık 10 üzeri 13 Kelvin. Bu sürede madde ve antimadde oluşuyor. Birleşip fotonları oluşturuyorlar. Daha sonrasında bu fotonlar tekrar çözülüp madde ve antimadde olarak kalıyorlar. Bu madde ve antimadde birbirini yutuyor. Tekrardan başlıyor vesaire. İlk anlarında oluşan madde Merve miktarı ve... sözünü keseceğim ama ekranını paylaşmayı unuttun galiba. Bizim de ekranını paylaşabilirsen Tabii, tabii, çok daha rahat tabii. olur. Çok özür dilerim. Tabii. Bir saniyenizi alacağım. Şu an geliyor mu sesim, ekran? Geliyor şu an. Tamamdır. Dediğim gibi insanlık tarihini büyük patlamaya kadar alabiliriz. Büyük patlamanın ilk anını oluşan madde miktarı eşittir yok olan madde miktarı şeklinde tanımlayabiliriz. İkinci miktarında öyle bir an geliyor ki bu parçacık sayısı, oluşan madde miktarı sayısı antiparçacık sayısından bir miktar fazla oluyor. İşte bu bir miktar fazla olan parçacık sayısı şu an dünya üzerinde, evren üzerinde gördüğümüz bütün her şeyi oluşturuyor. Şimdi büyük patlamanın 14. saniyesinde evren sıcak bir elektron proton denizi olarak nitelendirebiliriz. Şimdi bu parçacıklar bulundukları kendi içlerinde var olan kinetik enerjileriyle birlikte çarpışarak döteryum, tridyum, helyum-3 gibi
elementleri, ilk elementleri oluşturmaya başlıyorlar. Bu döteryum, tridyum, helyumun nasıl diyeyim? İzotopları mı, izobarları mı artık hangisi ise onlar oluyor. Bu parçacıklarla çarpışarak zaman içerisinde helyum 4'ü oluşturuyorlar. Yine zaman içerisinde bunlar da çarpışarak, yani bu süreç şey değil işte çarpışıyor o oluştu bitti, çarpışıyor o oluştu bitti şeklinde bir süreç değil aslında. Çarpışıyorlar, yeni madde oluşuyor, sonra o bozuluyor, sonra farklı bir madde oluşuyor. Aslında kaotik bir ortam. Sürekli işte kinetik enerji başka bir enerjiye dönüşüyor, o tekrar kinetik enerjiye dönüşüyor. Bir şeyler sürekli bozulup tekrar yapılarak zaman içerisinde karbon atomu oluşuyor. Şimdi karbon atomunun önemi şurada aslında yaşamın, canlılığın merkez atomu gibi bir şey karbon atomu. Bütün organik moleküller karbon atomu merkezli kurulur. Şimdi yaşam, yaşam, yaşam diye bahsediyoruz. Yaşam dediğimiz şey aslında ne? Şimdi yaşam derken aslında bütün tanımlara bakacak olursak her şeyi içeren tam bir tarif yapılamamıştır. Atıyorum işte kimyasal yapıda olması gerekir yaşam diyebileceğimiz şeyin. Bu canlı yaşıyor, bu canlıdır diyebilmemiz için bir kimyasal yapısı olması gerekiyor. Fakat sadece canlı maddelerin kimyasal yapısı yok. Cansız maddelerin de bir kimyasal yapısı var. Buna ekstra bir şey daha eklememiz gerekiyor. Burada da devreye Darwin giriyor. Aslında Darwinian evrim geçirebilen kimyasal bir sistemdir. Atıyorum yine de buna rağmen hala canlı olarak sayılmayan bazı maddeler olabilir. Atıyorum zaman içerisinde değişmiş olan bazı cansız maddeler de karşımıza çıkabiliyor. Ama zaman içerisinde canlı diye tanımladığımız fakat Darwinian evrim dediğimiz evrim geçirmeyen canlılar da karşımıza çıkıyor. Misal Erel Totları tarihin ilk sahnelerinden beri vardır ve hala bir evrim geçirmemişlerdir. Yani bilim insanların tabirine göre yosunlar da bunlara örnek verilebilir. Hala evrim geçirmemişlerdir ve ilk anlarını koruyorlar. Cansız maddenin ilk başından bahsetmiştim. Şimdi karbon atomuna geri dönecek olursak, şimdi karbon atomu neden canlılık için başat atom olmuş oluyor? Şimdi karbon atomu uzun çizgiler boyunca birbiri ardına rahatlıkla dizilebiliyor. Yani birçok karbon atomunu yanına işte hidrojeni eklersin, oksijeni eklersin vesaire sonsuz bir biçimde bir zincir oluşturabiliyorlar. Dört bağ yapabilme yeteneğine sahip, dört bağ yapabilme yeteneğinden dolayı çok fazla çeşitli molekül oluşturabiliyor ve halka olarak halka oluşturmak için kapanabiliyor. Yani elimize bir şey alırsak neyi örnek verelim? Zeka küpü mesela. Sağa sola her tarafa çevirebiliyoruz. Çapraz çevirebiliyoruz. Bir şekilde çevirebiliyoruz. Karbon atomu da aynen bu şekilde çok işlevsel bir atom aslında. Şimdi karbonun bu yetenekleriyle beraber ilk nükleik asitler meydana geliyor. Şimdi yaklaşık 4 milyar önce dünya yavaş yavaş soğurken yer kabuğunda belli başlı çukurlar oluşuyor. Şimdi ilk nükleik asitleri oluşturduk evet. Şimdi sırada canlılığı başlatmak geliyor aslında. Dediğim gibi 4 milyar önce dünya soğurken yer kabuğunda belli başlı küçük küçük çukurlar oluşuyor. Bunlardan denizler meydana geliyor. Şimdi o dönem dünyanın yapısına bakacak olursak bugün bildiğimiz bir atmosfer söz konusu değil. Bugün bildiğimiz bir kimyasal yapıda atmosfer söz konusu değil. Dünya hala çok sıcak bir ateş topu. Dünya hala çok sıcak bir ateş topu ve çok kaotik bir ortama sahip. Yani sürekli meteorlar çarpıyor, sürekli yıldırımlar çarpıyor. İşte volkanik patlamalar gerçekleşiyor, depremler, zelzeleler. Yani aklınıza gelebilecek her türlü felaket. Şu ankinden daha korkunç felaketler o dönemde gerçekleşebiliyor. Şimdi nükleik asitler demiştik. Nükleik asitler bu bahsettiğim kaotik ortamda oluşmuş çukurların içerisindeki ufak denizler, denizcikler de diyebiliriz. Bunların içerisinde sıcak bir ortamda oluşmaya başlıyorlar. Buradan inorganik moleküllerin birleşmesiyle organik moleküller oluşmaya başlıyor. Sonrasında bu ilk bu yapıya bilim insanları şu şekilde bir isim veriyorlar. İlkel çorba diyorlar buna. İşte ılık bir ortamda inorganik moleküller var. İşte kaotik bir ortam, yıldırımlar, şimşekler, güneşten gelen mor ötesi ışınlar vesaire. Buradan doğru bu organik moleküller yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Şimdi Miller-Urey denen iki isimli bir
İki farklı bilim insanı bununla ilgili bir deney yapıyorlar. Buna Miller-Urey deniyor. Şu an ekranda görebiliyorsunuzdur umarım deney. Burada bu bahsettiğim sıcak çorbayı, denizleri işte o ilk gölcükleri oluşturabilecek bir tüp var. İçerisinde su var. Alttan sıcak su vuruyor. Aynı dünyanın o dönemde olduğu gibi. Buradan elektrik akımı veriliyor onlara. Su buharlaşıyor. Tekrardan geri dönüyor. Böyle bir yapı oluşturmuşlar ve bir zaman sonra bu şurada görülen tüpün içerisinde yavaş yavaş organik moleküller oluşmaya başlıyor. Buradan doğru da aslında canlılığın o bahsettiğim ilkel çorbanın denizlerin içerisinde oluştuğunu doğrulamış oluyorlar. Şimdi bütün canlıların yapısına bakacak olursak eğer aslında canlıların hepsinin hayatta kalabilmesi için en temel ihtiyacı olan sıvı su. Buradan doğru da aslında canlılığın su içerisinde oluştuğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Evet, aminoasitleri oluşturduk. Daha sonra aminoasitlerden sonra canlı diyebileceğimiz maddenin evrim geçiriyor olması gerekiyor dedik. Evrim geçirebilmesi için de aslında bir kalıtsal yapıya ihtiyacı vardır. Bir değişimi dönüşümü gerçekleştirebileceği bir, nasıl diyeyim, bir yapıya ihtiyacı vardır ve kendinden sonraki nesillere de aktarabileceği bir yapıya ihtiyaç var. Aminoasitlerin ilk oluşumundan sonra kalıtım materyalleri oluşmaya başlıyor. Aminoasitlerin bir araya gelmesiyle beraber. İlk oluşan kalıtım materyali burada RNA oluyor. RNA'nın oluşmasıyla beraber yine zaman içerisinde yavaş yavaş bu moleküllerin bir araya gelmesiyle beraber ilk hücre meydana geliyor. Şimdi hücrenin yapısına baktığımızda dış tarafında kalan kısım fosfolipid moleküller diye adlandırıyoruz bunları. Dış tarafında kalan kısım hidrofilik, iç tarafında kalan kısım hidrofobik kuyruk diye isimlendiriyoruz. Şimdi bu hidrofilik ve hidrofobik, yani suyu seven ve suyu sevmeyen kısımlar bir araya geldiğinde, su içerisinde bir araya geldiğinde aslında ilk hücre zarını meydana getirmiş oluyor. Tabii ki bu hücre zarının içerisinde bir tane çok pardon. Bu hücre zarının içerisinde bir tane RNA rastgele girmiş olsa, atıyorum içerisine farklı amino asitler vesaire girmiş olsa, aslında bizim hücre tanımını yapabileceğimiz kadar bir yapı oluşmuş oluyor. Şimdi tek hücreli canlılardan sonra bazı tek hücreli canlılar bölündüklerinden sonra birbirlerinden ayrılmamaya başlıyorlar. Şurada B kısmında görebilirsiniz. A kısmı tek hücreli aletler. B kısmına baktığımızda bazı canlıların bölündükten sonra birbirinden ayrılmadıklarını görebiliyoruz. Tabii bunlara mutasyon da diyebiliriz, bunu tercih etmişler de diyebiliriz. Farklı farklı yorumlar yapabiliriz. Fakat bu birlikte yaşam onlar için bazı durumlardan dolayı daha avantajlı konuma getiriyor kendilerini. Şimdi bir arada yaşayan hücreler zaman içerisinde kendileri arasında iş bölümü oluşturmaya başlıyorlar. Atıyorum işte nasıl diyelim? Kuzey kısmı bir hücreyi pusula gibi düşünecek olursak, kuzey kısmı sindirimle ilgileniyor. Güney kısmı işte boşaltımla ilgileniyor. Daha iç kısmı işte o küçük koloninin, hücre topluluğunun yönetimiyle ilgileniyor. Bazıları işte o koloniyi korumak için görev alıyorlar gibi gibi. Bu iş bölümünden sonra hücreler kendileri çok hücreli olduklarında dışarıdan gelen saldırılara karşı daha korunaklı olduklarını fark ediyorlar. Bundan sonra zaten yavaş yavaş ilk koloniler oluşmaya başlıyor. Hücre kolonileri. İşte benim şu an hatırlayabildiğim Volvox isimli bir koloni vardı. İşte koloninin baş kısmı sindirimle uğraşıyordu. Koloninin son kısmı savunmayla uğraşıyordu. Gibi gibi bir dizi koloniler oluşmaya başlıyor. Tabii bu birliktelikten sonra öyle bir an geliyor ki dünya üzerinde, daha doğrusu suyun içerisinde bir anda şu anki evrim hızının
baz alacak olursak o dönem 3-5 kat daha fazla hızda birdenbire çok hücreli canlılar oluşmaya başlıyor. Buna kambriyen patlaması ismini veriyoruz. Bu kambriyen patlaması sırasında şu an bile tam olarak sayısını bilemeyeceğimiz kadar fazla canlı meydana geliyor. İşte bu meydana gelen canlılar birbirleriyle çiftleşiyorlar. Birbirlerini işte atıyorum yiyorlar, ediyorlar vesaire gibi aslında kendi aralarındaki çatışmalardan doğru belli başlı canlılar oluşmaya başlıyor. Bunlara şu ekranda şu an gözüken fotoğraftan atıyorum en basitinden balıklar oluşmaya başlıyor. Bu balıkların yüzgeçlerinin gelişmesinden doğru amfibiler ortaya çıkıyor. Amfibiler hem karada hem de suda yaşayabilen canlılar. Ve yine bu amfibilerin çıkmış basit ayaklarından doğru ilk sürüngenler ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu sürüngenlerin karaya çıkmasıyla beraber aslında canlılıkta farklı bir değişimler olmaya başlıyor. Bu arada sürüngenler karaya çıkmadan önce kara üzerinde zaten çok daha önceki zamanlardan işte bitki ve hayvanın birbirinden ayrılmış olduğunu işte kara üzerinde atıyorum basit basit yosunların, eğrelti otlarının vesaire oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Aslında canlılığın karaya çıkması için canlılıktan kastım bu arada bitkiler değil. Hayvanların karaya çıkabilmesi için aslında her türlü koşul onlar daha karaya çıkmadan önce hazır bulunmuş durumda. Şimdi sürüngenler karaya çıktıktan sonra yine bahsettiğimiz şu ayak kısımlarında, ayak diye tabir edebiliriz, ayak kısımlarında belli başlı evrimleşmeler gerçekleşiyor. Ve buradan sonra aslında insanların ilk ataları olarak kabul edebileceğimiz, ilk insanlar olarak söyleyebileceğimiz primatlar ortaya çıkmış oluyor. Bu ilk insanların oluşumuna dair bugün günümüzde iki tane farklı hipotez var kabul edilen. Şimdi ben buradan sonrasını bu iki farklı hipotezden birini seçerek devam etmeyeceğim. Çünkü aslına bakarsanız daha sonrasında da açıklayacağım bunun nedeni. İkisi arasında çok da nasıl diyeyim böyle bir uçurum yok. Bu iki görüşten bir tanesi ilk insanların Afrika'da oluşup buradan tüm dünyaya yayıldığını söylüyor. Buna tek orijin hipotezi deniyor. Yani şu an günümüz Afrika'sından bahsediyorum. Tabii ki o dönemlerde tek kıta vardı. İşte ismi Pangea'ydı. Şu an Afrika olarak kabul edebileceğimiz bölgede ilk insanların karaya çıkıp işte primatları oluşturup oradan yavaş yavaş dünyaya dağıldığını söylüyor. Bir diğer görüşte dünyanın farklı yerlerinde oluşmuş farklı insan türleri vardı. Atıyorum işte şu an Afrika olarak kabul ettiğimiz bölgede bir insan kolonisi oluşmaya başladı. Atıyorum Avrupa olarak kabul ettiğimiz bir noktada bir insanlar oluşmaya başladı. İşte Asya olarak kabul ettiğimiz bölgede farklı farklı insanlar oluşmaya başladı. Ve bunlar diğer türlerle mücadele edip, dünya üzerinde diğer türlerle mücadele edip ve kendi türüyle de aslında homo cinsi diyeyim, daha doğrusu homo cinsiyle de mücadele edip dünyaya homo sapiens hakim oldu gibi bir görüş var. Tabii bu ikinci görüş de aslında mantıklı geliyor. İlk görüş kadar mantıklı geliyor. Şimdi Afrika'dan kıyıya çıktığımızı kabul edebiliriz. Evet, işte o dönem yine Afrika ekvatora yakın kalıyordu. Güneş ışınlarını daha fazla alıyordu. Buradan doğru işte canlılık daha hızlı gelişmiş olup işte daha hızlı karaya çıkmış olabilir. Daha fazla besin bulmuş olabilir, edebilir. Fakat Afrika'da oluyorsa neden dünyanın farklı bölgelerinde de herhangi bir tane canlı karaya çıkıp buradan ayak geliştirip buradan primatları oradan doğru da homo sapiensleri oluşturmayabilir? Yani aslında düştüğüm bu ikilemden kaynaklı herhangi birini seçip onun üzerinden devam etmeyi düşünmedim diyeyim. Şimdi insanın da bir üyesi olduğu primat takımı günümüzden yaklaşık 55 milyon yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyor. Şimdi primat derken aslında şeyi kastetmiyorum burada işte goriller, şempanzeler vesaire değil. Daha farklı türler de var. Atıyorum lemurlar vesaire buraya da dahil edilebilir. Yani sadece atıyorum şempanze veya goril bizim atalarımız olarak kabul ediliyor ama primat dediğimiz zaman yani maymun ve maymuna benzeyen çoğu şey diyebiliriz aslında. Şuradaki fotoğraftan da görülebileceği gibi.
Şimdi primatların aslında insana oluşturabileceği belli başlı özellikleri var. Şimdi primat takımı onları diğer canlılardan ayıran bu özellikleri, atıyorum el ve ayaklarında beşer tane parmaklarının olması. Bu beşer tane parmak onların bazı nesneleri, işte atıyorum ağaçtır, daldır, yiyecektir vesaire, onların daha kolay kavrayabilmesini sağlıyor. Özellikle primat takımından bu el ve ayaklarındaki beşer tane parmaktan özellikle baş parmak yana doğru eğrilmesiyle beraber aslında nesneleri daha kolay tutmasını, işte nesneleri tuttuğunda ona daha fazla hakimiyet kazandırmış oluyor. Yine mesela primat takımının bir özelliği de diğer canlılar gibi pençe yerine tırnakları bulunmuyor. Yani tabii bu pençe yerine tırnakları bulunuyor. Ya tabii pençelerinin bulunmaması, tırnaklarının bulunması yine onların bazı şeyleri tutup etmesinde kolaylık sağlıyor. Fakat onları diğer canlılardan, dışarıdan gelecek herhangi bir saldırıdan da aslında herhangi bir saldırıya karşı da savunmasız bırakmış oluyor. Şimdi kaplana baktığımız zaman, aslana baktığımız zaman veyahut bunların atalarına baktığımız zaman hepsinin gerçekten yırtıcı dişleri ve karşısındaki canlıya saldırabilecek sivri, sert ve çok zarar verici pençeleri var. Primat takımında bu yok. Bu yüzden primat takımına baktığımız zaman genellikle ağaç üzerinde yaşıyorlar. Genellikle toplu halde yaşamaya çalışıyorlar. Saldırılara karşı korunabilmek, direnebilmek için. Ve ağaç üzerinde yaşamaları onların aslında hayatlarında belli başlı şeyleri etki ediyor. Şimdi omurga yapılarına baktığımız zaman daha fazla dik durma eğilimine sahiptirler diyebiliyoruz. Yani tabii bu primatların dik durmaya başlaması yine onların omurgalarında bir nasıl diyeyim hasara, bir zarara sebep oluyor. Mesela bir omurga eğriliği getiriyor. Şu an bizim omurgamıza baktığımız zaman şu şekilde bir S yapılanması görüyoruz. Yani bu herhangi bir canlıya baktığımızda bu S yapılanmasını çok kolay göremeyiz. Atıyorum balıkta da mesela bunu görebiliriz. Ya balığı şu şekilde düşünecek olursak onun yine omurgası şu şekilde S yapılanmıştır. İnsanı böyle düşünecek olursak yine bu şekilde S yapılanmıştır. Şimdi balık ve insanın hareketine baktığımızda balık şu şekilde hareket eder. Omurgasının eğriliği aslında hareketine göre belli ortaya çıkmıştır. Şimdi insana baktığımız zaman insan bu şekilde duruyor desek, şurayı sırt olarak kabul edecek olursak bu şekilde bir S yapmıştır. Bunun da aslında hareket kabiliyeti öne doğru eğilmek ve arkaya doğru eğilmektir. Fakat bu omurganın getirdiği eğrilik evet onlara hareket kabiliyeti sağlarken, daha rahat hareket etmelerini sağlarken ama bir açıdan da evrimsel sürecinin ilerleyen zamanlarında çok fazla zarara sebep olmuş, zarar vermiş de diyebiliriz. Şimdi bu eğrilikten dolayı mesela günümüzde hamile olan kadınların çok fazla sırt ağrısı, bel ağrısı çektiğini görüyoruz. Özellikle hamileliğin ilerleyen dönemlerinde bebek ağırlaştıkça bu sırt ağrısından sıkça şikayet ederler. Şimdi bu sırt ağrısının bir sebebi de primatların dört ayak üzerinde durmaya alışıp aslında o karınlarındaki ağırlığı bütün omurgasına eşit olarak dağıtabilmesinin faydasını sağlıyordu. Fakat dik durmaya başlamakla beraber bu ağırlık öne doğru bir eğim göstermiş oluyor ve böylece aslında sırtta bir ağrıya sebep veriyor. Evet. Dik durmanın getirdiği sorunlardan bir tanesi de iki ayak üzerinde yürümeye başlamakla beraber dişi cinsiyetinin pelvis dediğimiz bölgesi, yani o karın kısmı, şu şekilde kabul edersek bir insanın şurası ayakları, şurası başı olarak kabul edersek, şu kısmında kalan, işte o bacaklarının oluşturduğu kısımda kalan leğen kemiği vesaire dahil olan kısmı daha fazla daralmıştır. Şimdi bu daralma onlara şunu getiriyor. Doğum sırasında vajinanın açılabileceği çok daha az bir alanın olması ve doğumların bundan dolayı daha zorlu geçmesini getirmiştir. Bazı kaynaklara göre şöyle şeyler yazıyor. İşte doğumun bu kadar sancılı olmasıyla beraber dişiler çok fazla doğum yapmayı kabul etmediler. Buradan dolayı işte erkekleri çok fazla seçip etmeye başladılar. Buradan doğru da aşk dediğimiz olgu meydana geldi tarzında da görüşler bulunmakta. Geçebiliriz Ende.
Şimdi yavaş yavaş insana doğru gelirsek, şimdi insanın ne olduğu üzerine aslında çok fazla tanım bulunmakta. Bunlardan birkaçını ben ekledim buraya. Şimdi Aristo'ya göre toplumsal bir hayvan insan. Şimdi biyolojik olarak biz insanı hayvanlar sınıfına dahil ediyoruz. Yani inceleme alanımız hayvanlar oluyor. Buradan doğru Aristo zaten zamanında bunu fark etmiş diye düşünebiliriz. Buradan doğru toplumsal hayvan ismine gelen, anlamına gelen zoon politikon ismini kullanmış. Nasıl okunduğuna emin değilim. Linnaeus diye okuyacağım. İsveçli bir bilim insanı. İnsanın diğer hayvanlardan farklı düşünmesi diyoruz biz genel olarak. Şimdi Linnaeus da buna dayanarak düşünen bir hayvan cinsi olarak kabul etmiş. Evet, hayvan olarak kabul ediyoruz yine insanı. Fakat bu o hayvanlardan değil, farklı bir hayvan. Bu düşünüyor diyerekten ona Homo sapiens ismini vermiş. Benjamin Franklin yine farklı bir isim vermiş. Bu arada Benjamin Franklin bu elektrikle ilgili deneyler yapan, elektriği keşfeden bilim insanı, araç kullanan bir canlı cinsi demiş Homo faber olarak. Yine Ernst Cassirer, hala okuyamıyorum kusura bakmayın. Ernst Cassirer dediğimiz bilim insanı simgesel araçlar kullanan bir canlı türü demiş. Bunu da şunun üzerine söylemiş. Atıyorum yazıyı geliştiren tek hayvan türü şu an insan olarak kabul ediyoruz. Veyahut işte belli başlı inanışlara sahip olduğunu düşündüğümüz tek canlı türü insan. Buradan doğru simgesel araçlar kullanan canlı türü olarak Homo simbolicum ismini kullanmış. Şimdi ben bu kısmı Alaaddin Şener isminde bir hocamızın kitabından aslında alıntıladım. Şimdi onun tanımına göre bunlardan aslında hiçbiri doğru değil. Ya daha doğrusu hepsi doğru ama hiçbiri tam olarak doğru değil. Şimdi insana baktığımız zaman evet toplumsal bir hayvan olduğunu söyleyebiliriz. Fakat toplumsal olarak yaşayan, bir topluluk oluşturup yaşayabilen çok fazla hayvandan, çok fazla canlıdan örnek verebiliriz. Belki Linnaeus'un söylediği bir nebze diğerlerinden farklı olabilir. Düşünen hayvan cinsi ama fakat kedilere bakacak olursak mesela kedilerin de rüya görebildiği, birbirlerini özleyebildiği veyahut köpeklerin birbirlerini özleyebildiği, düşünebildiği, aslında rüya görmesi zaten onun düşünebildiğini gösteriyor gibi bir durum ortaya atıyor. Bu da tam olarak karşılamıyor. Yani sadece düşünmesi de insanın insan olduğunu karşılamıyor. Benjamin Franklin'in burada tanımına bakacak olursak araç kullanan canlı cinsi, evet hepimiz araç kullanıyoruz. Hatta araç yapmak için bile araçlar üretiyoruz. Bu araçlardan farklı farklı şeyler üretiyoruz. Şimdi buradan doğru diğer canlılara da bakacak olursak mesela sincapların da kunduzların da araç kullanabildiklerini görebiliriz aslında. Bazı videoları vesaire görmüşsünüzdür belki Instagram'da sevimli videolar arasında bir tane işte kunduz olması lazım. Tam emin değilim kusura bakmayın. Kunduz sırt üstü yatmış işte göbeğine bir tane taş koymuş eline bir tane taş almış araya bir tane istiridye diye mi artık ceviz tanesi mi ne onu koymuş kırmaya çalışıyor elleriyle. Şimdi bu tanıma baktığımız zaman da aslında insanı karşılamak için tam olarak yeterli olmuyor. Keza simgesel araçlar kullanması da onu tam olarak karşılayamıyor. Çünkü gorillere, şempanzelere daha yakın akrabalarımıza baktığımızda onların da aslında bu tarz simgesel araçlar kullanabildiğini görüyoruz. Buradan doğru yeni bir tanım yapacak olursak eğer hani de geçebiliriz. İnsanı aslında bütün bu kategorilere dahil ederek düşünen, araç yapan ve simge kullanan toplumsal bir hayvan olarak tabir edebiliriz kabaca. Tekrardan geçebiliriz. Şimdi insanın tarihine baktığımızda buradaki görsel üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. Hominidae takımından gelen bir canlı türü. Yaklaşık 5 milyon yıllık bir geçmişi var. Hani geçebilir miyiz? Şimdi ilk aslında insanın atası olarak kabul gören Homo habilis türünden bahsetmek istiyorum. Biraz tabii Homo habilis'ten önce de aslında farklı farklı insan türleri bulunmuş edilmiş. Fakat bunların tam olarak insanın atası mı yoksa değil mi? Yani ne oldukları tam olarak aslında belli değil. Bir sınıflandırmaya net olarak konulamamış hala. Fakat burada ilk olarak atası kabul edilen genel
görüşten bahsediyorum bu arada. İlk olarak atası kabul edilen Homo habilisler. Homo cinsinin ilk örneği olarak kabul edildiğini söylemiştim. Homo habilis, yetenekli insan anlamına geliyor. Şimdi Homo habilis'e baktığımız zaman beyin yapısı modern insanı, yani günümüz insanın beyninin yarısından biraz daha küçük. Şimdi modern insanın beyninin hacmi 1600 santimetre küp olarak ölçülmüş. Homo habilis'in beyni 600 santimetre küp olarak ölçülmüş. Şimdi buna rağmen, beyin yapısı bu kadar küçük olmasına rağmen, Homo habilis'in kalıntılarının bulunduğu katmanlarda ufak tefek aletlere rastlanmış. Atıyorum işte bıçak gibi kullanılabilecek işte ucu sivriltilmiş taşlar veyahut bir yere saplanabilecek işte kaya parçaları vesaire tarzında aletler bulunmuş. Döneceğim Gizem. Evet, beyninden bahsettik. Bu türün alet kullanabildiğini söyledik Homo habilis'in. Bu yüzden ismine Homo habilis, yani yetenekli insan adı verilmiş. Geçebiliriz Hande. Homo habilis'ten sonra karşımıza Homo erectus çıkıyor. Homo erectus'a baktığımız zaman bu türe ait kalıntılar aslında dünyanın birçok yerinde karşımıza çıkıyor. Şimdi Homo erectus'ların bulunuşunun aslında biraz ilginç bir hikayesi var. Benim hep kızdığım, biraz sinirlendiğim bir hikaye. Şimdi ilk defa 1800'lü yılların sonunda, 1898 olması gerekiyor. Eugene Debois isminde bir bilim insanı bu türü keşfediyor. Normal insandan veyahut daha önce şimdiye kadar, o zamana kadar bulunmuş canlı türlerinden farklı bir yapıda olduğunu söylüyor. Fakat kimseye bahsetmiyor bundan. İşte ben böyle bir canlı türü buldum, işte buna bir isim verdim vesaire söylentileri var. Fakat çok uzunca bir süre, gerçekten uzunca bir süre kimseye bahsetmiyor bundan. Bu dönemde mesela Dubois'in yalan söylediği iddia ediliyor. Bu kemikleri kimseye söylemediği için, kimseye göstermediği için, bunu sakladığı için böyle bir türün olmadığı iddia ediliyor. Fakat 1944 yılına gelindiğinde ise Ernst Mayr isimli bir biyolog bu türün kemiklerini görüp teyit ediyor ve buna Homo erectus ismini veriyor. Kazılarda Homo erectus'un kemikleri ilk bulunurken bir kafatası bulunuyor ilk başta. Daha sonrasında bacak ve daha sonrasında uyluk kemikleri bulunuyor. Şimdi bir önceki türle karşılaştırıldığında, Homo habilis'le karşılaştırıldığında Homo erectus'un bu bacak yapısı, pelvis yapısı, işte uyluk kemiklerinin yapısı Homo habilis'e göre Homo erectus'un çok daha farklı olduğunu gösteriyor. Buradan doğru da aslında biz bu türün yavaş yavaş dik durmayı öğrendiğini, işte dik durabildiğini söylüyoruz. Bu yüzden Homo erectus ismi, yani Türkçe'de dik insan anlamına gelen bir ismi kazanmış oluyor. Şimdi erectus fosillerine baktığımızda ise beyin hacminin 1000 santimetre küp olduğunu görüyoruz. Homo habilis'in 600 santimetre küptü, Homo erectus'un 1000 santimetre kübe kadar çıkmış oluyor. Fakat bu sayı her erectus fosilinde aynı değil. Bu rakam her erectus fosilinde aynı değil. Bulunan fosillerin kafatasları 780 santimetre küple 1067 santimetre küp arasında değişiklik gösteriyor. Şimdi ben bu beyin büyüklüğünden vesaire bahsediyorum ediyorum. Şunu da değinmezsem çok boşluk kalacağını düşünüyorum. Şimdi beynin büyük olup olmaması veyahut küçük olup olmaması o canlıda şunu etkiliyor. Aslında vücuduna oranla büyük olup olmamasından bahsediyorum. Beyinde ne kadar fazla nöron varsa veyahut nöronlar arasında ne kadar fazla bağlantı varsa, yani o hacim ne kadar büyükse o kadar fazla sinirsel iletim gerçekleşebiliyor. Ve bu da onların daha komplike işlere zekalarının yettiğini, tabiri caizse zekalarının yettiğini gösteriyor bize. Şimdi Homo erectus'a baktığımız zaman Homo habilis'ten daha zeki olduğunu buradan doğru söyleyebiliriz. Tabii zeki olup olmaması işin espri kısmı, daha kabiliyetli olduğunu gösteriyor bize. Şimdi erectus'un fosillerine tekrar dönecek olursak, kafatası yapısı da önceki türlere göre sadece büyüklük olarak değil, farklı bazı bölgelerinde daha farklılıklar görüldüğünü söyleyebiliriz. Mesela erectus'ların çeneleri daha
uzun gelir önceki türe göre. Bu da onların et yiyebilmelerine olanak sağlar. Yani ağızlarında dişlerinin daha keskin, daha büyük ve eti parçalayabilecek kadar bir anatomik yapıya sahip olduğunu gösterir bize. Ve kafatasına tekrar dönecek olursak, burun kemiklerinin burada gözüktüğü gibi bu kadar fazla çıkıntılı olması, büyük olması da onların nefes alıp verirken daha az nem kaybetmesine ve böylece hareketlerinde aslında maksimum seviyede çalışabilmelerine olanak sağladı. Şimdi bu habilislere, çok özür dilerim, erectuslara çok farklı bir özellik kazandırdı. O dönem Doğu Afrika'da yaşadıklarını kabul ediyoruz biz Homo erectusların yoğun olarak. Doğu Afrika'da o dönem ormanların sayısı gitgide azalmaya başlamıştı ve erektusların yaşayabilmeleri için aslında çok da olanaklı bir alan olmamaya başlamışlardı ve buradan yavaş yavaş göç etmeye başladılar. Az önce bahsettiğim işte o daha az nem kaybetmeleri aslında onların bu uzun uzun göç yolları sırasında daha rahatlıkla hareket edebilmelerini ve bu uzun göç yollarına daha iyi dayanabilmelerini sağladı. Nem kaybının az olmasından doğru su tüketiminin aslında daha aza indirgenmiş olmasını gösteriyor bize. Şimdi ormanlık alanda ağaçlar çok olduğu için daha öncesinde Homo erectus'un işte Doğu Afrika'da yaşadığı bölgede ağaçlar çok olduğu için yırtıcı hayvanlardan korunmak için ağaç tepelerinde yaşıyorlardı bu Homo türümüz. Fakat ağaçların azalmasıyla beraber aslında göç etmek zorunda kaldıklarını da söylemiştim. Şimdi bu ağaçta yaşam primatların hem ellerini hem de ayaklarını kullanmak zorunda oldukları bir yaşam türüydü. Ayrıyeten beşinci el olarak kabul edebileceğimiz işte kuyruklarını da kullanmak zorundaydılar. Tabii kuyruğun tam olarak ne zaman yok olduğunu, ettiğini şu an tam rakam veremiyorum size. Çünkü her yerde çok farklı farklı şeyler yazıyordu. İşte kayboldu, kaybolmadı, kemik yok oldu, yok olmadı tarzında şeyler yazıyordu. Şimdi biz yokmuş gibi kabul edip devam edelim. Dört ellerini kullanıyorlardı. Şimdi ellerinin ve ayaklarının yapısına bakacak olursak çok da farklı değildi birbirinden. Yine beş parmağı vardı fakat ayakları şu an günümüz insanın ayakları gibi altı düzleşmiş, işte beş parmakta aynı açıya bakan bir halde değildi. Normal bildiğimiz elimiz gibi kullanabildikleri işlevsel bir organdı. Fakat sonrasında savanaya göç ettiklerinde orada ağaç yerine aslında uzun çalıların hakim olduğu bir bitki örtüsünden söz edebiliriz. Bu uzun çalılar arasında dört el üzerinde yürürlerken çevreden gelebilecek herhangi bir saldırıya, bir tehlikeye karşı aslında güvensiz kalıyorlardı. Çünkü çevrelerini rahat bir şekilde, net bir şekilde göremiyorlardı. Buradan doğru diğer türde nadir olarak görülen, işte Homo habilis'te nadir olarak görülen iki ayak üzerinde yürüme, buna bipedalizm ismini veriyoruz. Yavaş yavaş erectus'a kendi ismini kazandıracak özelliği vermeye başladı. Savanalara geçişle birlikte et ağırlıklı beslenme ve avcılık da gelişmeye başlıyor. Ve özellikle erectusların döneminde ateşi avlanmada kullanma başlıyor. Avcılığın başlamasıyla beraber bolca et tüketmeye başlıyorlar ve bu da aslında ilk insanların arasında ilk iletişimlerin kurulmaya başlandığını, bir amaç uğruna bir tekniksel bir iletişimin kurulmaya başlandığını söyleyebiliriz. Sen de geçebiliriz. Erektuslardan sonra Neandertal'i görüyoruz dünya üzerinde. Şimdi modern insan ile Neandertal'in, yani modern insan dediğim bu arada Homo sapiens, Homo sapiens ile Neandertal'in aslında bir süre boyunca dünya üzerinde ortak olarak yaşadıklarını söyleyebiliriz. Şimdi Neandertal'in ortaya çıktığı koşulları biz soğuk iklim koşulları olarak görüyoruz. Şimdi Neandertal insanına baktığımız zaman diğer canlı türüne göre daha farklı bir yapıya sahip. Atıyorum buzul ortamında ne olmaz? Bitkiler olmaz. Daha fazla hayvanlar olur vesaire. Neandertal'in el anatomisini, bacak anatomisini avcılığa uygun bir şekilde geliştiğini ve
bu şekilde evrimleştiğini söyleyebiliriz. Atıyorum el tutuşu mesela bugünkü Homo sapiens'ten bile daha gelişkin olduğu söylenebiliyor ve Homo sapiens'le Neandertal'in dünya üzerinde bir dönem aynı anda yaşadığını bize kanıtlayan en büyük etken mesela modern insanla Neandertal genlerini karşılaştırdığımız zaman %2 ila 4 oranında Neandertal genine sahip olduğumuzu görebiliriz. Geçebiliriz sen de. Şimdi Homo sapiens'e geldiğimiz zaman tabii ki şu anki Homo sapiens'ten bahsetmiyorum. İlk oluşan Homo sapiens'ten bahsediyorum. Motor becerileri daha fazla gelişmiş. İşte artık bacakları ve baldırları daha çevik hareket edebilmek için evrimleşmişti. Bu çevik hareket edebilme, işte bacakların, ellerin bu kadar gelişmesini şuradan doğru çok fazla vurguluyorum. Şimdi ilk insanlara baktığımız zaman bir leş yiyicilik ve bir toplayıcılıkla etraftan işte topladığı şeylerle beslendiklerini görüyoruz. Fakat yavaş yavaş ilerledikçe ve yavaş yavaş av aletlerini bulmaya, geliştirmeye, kullanmayı öğrenmeye başladıkça şimdi koşmak avda mesela onların hayatta kalabilmesi ve avlarını yakalayabilmeleri için en büyük etken. Keza hassas tutuş ellerinin gelişmesi de onların yine avlarını yakalamak için aletleri kullanabilmesinde en büyük etken olmuş oluyor. Dipslerden, erektuslardan, neandertellerden, sapiens'e kadar az buçuk aslında biyolojik yapılarını vesaire anlatmaya çalıştım. Şimdi tabii bu canlılar homo türü tek başlarına yaşayan, tek başlarına hayatlarını idame ettiren canlılar değiller. Sürü halinde yaşayan, sürü halinde beslenen, bütün işlerini sürü halinde yapan canlılar. Şimdi Homo habilis'e geri dönecek olursak, Homo habilis'in bilinçli olarak taştan aletler yapabildiğini, kullanabildiğini biliyoruz. İşte bu aletler artık insanlığın yavaş yavaş et yemeye başladığını, protein aldığını bize gösteriyor. Şimdi uzunca bir süre leş yiyicilikle, işte toplayıcılıkla, etraftan topladıklarıyla geçinmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş bu insanlar ellerindeki aletlerle beraber aslında yaşayan canlıları da yemeye başlıyorlar. Yani avlanmaya da başlıyorlar. İlk zamanlarda hem avcılığı hem toplayıcılığı kadın erkek beraber yapıyorlardı. Yani anatomik yapılarına bakacak olursak eğer buradan doğru aralarında hiçbir fark olmadığını söyleyebiliriz. Kadın ve erkeğin arasında, dişi ve erkeğin arasında hiçbir fark olmadığını söyleyebiliriz. Fakat bu dik duruşun getirmiş olduğu belli başlı zorluklar, işte doğumun zor geçmesi, işte daha sonrasında memeli canlı oldukları için ve bu memeli canlılarda yavru bakımını dişi üstlendiği için ona belli bir süre süt vermek vesaire bakmak etmek zorunda olduğu için toplayıcılık kısmını dişiler üstlenmiş, avcılık kısmını da erkekler üstlenmişti. Şimdi bu dönemin topluluğuna bakacak olursak anaerkil bir toplumdan söz edebiliriz. Tabii anaerkil aterkil kavramlarını da kullanmamız gerekiyor bu noktada. Anaerkil bir toplumdan söz edebiliriz. Bir aile içerisinde, mağara içerisinde dişinin sözü geçen, yaşadıkları işte sürünün içerisinde her zaman dişinin sözü dinlenen, özellikle yaşlı dişilerin sözü dinlenen bir yapıdan bahsedebiliriz. Şimdi bunun sebebini az buçuk şöyle açıklayalım. Erkek sürünün dışarısına sıkça çıktığı için, işte avcılıkta çok rahat ölebildiği için, yaralanabildiği için ve eve her zaman aslında yiyecek bir şey getirebilecek konumda olmadığı için, şimdi dişilerin de burada tam tersi bir konum var. Sürünün yeni birey ihtiyacını dişiler karşılıyor ki o topluluklarda sayılar çok çok az olduğu için aslında bir tane insanın bile oradaki önemi, değeri çok büyük. Bu yeni insan üretimini dişiler sağladığı için ve sürekli besini de toplayıcılıktan dişiler elde ettiği için aslında halk içerisinde, toplum içerisinde sözü geçen dişiler oluyor bu noktada. Avcılığı ve sürünün güvenliğini de burada erkekler üstlenmiş oluyor. Şimdi ilk zihinsel üretim ürünü olan aletler, işte Homo habilis'in sağdan soldan bulduğu, derenin aşındırdığı taşlar değil, bizzat kendilerinin yaptığı aletler ve geldiğimizde şimdi bu aletler tek kullanımlık değiller. İşte atıyorum Homo habilis'in yaptığı gibi işte dereden bir tane buldu, kullandı, attı tarzında şeyler değiller. İnsanlar gittikleri her yere, göç ettikleri her yere bu aletleri de yanında taşımak zorundaydılar. Ve
bu geliştirdikleri taş yontma tekniklerini, işte alet kullanma şekillerini vesaire kendinden sonraki nesillere de öğretiyorlardı. Kendinden sonraki nesillere de aktarıyorlardı. Bununla birlikte aslında yavaş yavaş kabile içerisinde bir konuşma dili de gelişmeye başladı. Şimdi insanların kendi türünde kurduğu bu ilişkiler, işte ortaklaşa hareket edebilmesinden sonra da artık kendi dışındaki doğaya kafa tutar hale gelmiş durumda. Önceden sağdan soldan bulduklarıyla beslenmek zorunda kalan insan artık diğer canlıları avlayan, diğer canlılar üzerinde hüküm kurabilen, beraber ortaklaşa girdikleri ilişkilerle, toplumca hareket ettikleri ilişkilerle beraber aslında ellerinden herhangi bir hayvan kaçmamış noktaya evrildiler ve sayıları yavaş yavaş artmaya da başladı burada. Şimdi besin kaynakları yavaş yavaş tükeniyor doğal olarak bulundukları bölgede. Her zaman yer değiştirmek etmek zorunda kalıyorlar. Az önce de bahsettiğim gibi işte Afrika'dan savanalara kadar, işte oradan Avrupa'ya, oradan farklı farklı yerlere göç eden durumdalar. Şimdi bu iklimsel ve jeolojik koşullardan ötürü Afrika'yı terk eden insanlar dünyanın farklı farklı yerlerine dağılıyorlar. Bundan kaynaklı aslında işte atıyorum kimimiz siyahi olduk, kimimiz beyaz renkli olduk, işte kimimiz atıyorum, tabii ırk kavramı burada doğru olmaz da tabir olarak söylüyorum, işte sarı ırktır, siyah ırktır, beyaz ırktır vesaire. Bulundukları iklim koşullarına göre, işte bulundukları bölgenin besin koşullarına göre, yaşam koşullarına göre aslında hepimiz dünya üzerinde farklı farklı fenotiplere sahip olmuş olduk bu göçler sonrasında. Şimdi daha da yakına geldiğimiz zaman, Neandertallere geldiğimiz zaman tabii ki henüz dünya üzerinden nasıl yok olduklarını bilmiyoruz. Fakat beyin yapılarına baktığımız zaman, kullandıkları aletlere baktığımız zaman, daha gelişkin vücutlarına baktığımız zaman bazı görüşlerce en az bizim kadar akıllı oldukları, hatta bazı yerlerde Homo sapiens'ten daha da akıllı olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi Homo Neandertalisler avcılık toplayıcılıkta çok daha ustalardı. Homo erectus'a veyahut Homo sapiens'e baktığımızda. Çünkü onların yaşadıkları dönem aslında bir buzul çağıydı. Şimdi Avrupa üzerinde çıktıkları düşünülüyor. İlk işte en çok bulunan kalıntılar Avrupa taraflarında ve o dönemin karasal yapısına baktığımız zaman, kıta yapısına baktığımız zaman da özellikle buzul çağından bahsediyorsak burada çevrede herhangi bir toplayıcılıkla geçinebilecekleri işte bitkidir vesairedir. Herhangi bir canlının olduğundan çok söz edemeyiz açıkçası. Burada usta olmaları gereken tek konu avcılık. Ve buradan doğru da aslında el göz koordinasyonlarının, bacak koordinasyonlarının, buradan doğru da beyin fonksiyonlarının, nöronlar arasındaki etkileşimin çok daha fazla olduğu, çok daha gelişmiş olduğunu aslında doğal olarak söyleyebiliriz. Şimdi Neandertal insanın da diğer insanlardan şöyle ayıran bir yöntem var. Sadece avcılık değil. Neandertal insanında biz artık doğaüstü kavramının, işte maddi dünyada olmayan şeyleri düşünme kavramının da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi Neandertallerin yaşadığı mağaralara baktığımız zaman ilk mezar kazma ve ölülerini gömme adetinin Neandertallerde görüldüğünü söyleyebiliriz. Neandertal türü yaşadıkları mağaranın içerisine kendi ölülerini cenin pozisyonunda ve dik bir şekilde yaşadıkları mağaranın zeminine gömüyorlardı. Ve üzerine aslında kırmızı boyalarla süsleyip oradan doğru da onların tekrar dirileceklerini ve yeniden yeni bir hayata başlayacaklarını düşündüklerini söyleyebiliriz bulunan bulgulara göre. Şimdi bundan yaklaşık 30 bin yıl önceye gelecek olursak Homo sapiens'in, yani günümüz insanının aslında yavaş yavaş kendi görünümüne tamamen kavuştuğu ve evrimsel sürecini aslında önceki kadar hızlı yaşamadığını ve tam olarak bugünkü görüntüsü olmasa da doğal olarak bir Homo sapiens olarak, modern insan olarak adlandırabileceğimiz biyolojik görünümüne, biyolojik yapısına kavuşmuş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan sonra asıl önümüze çıkan Homo sapiens'in yaptığı şeyler, atıyorum
doğa içerisinde serbestçe yaşarken buradan nasıl işte bir devlet kurdular, nasıl kanun oluşturdular, işte nasıl birbirleri arasında ilişki kurdular, aile yapısı nasıl oluştu, dini ritüelleri nasıl oluştu vesaire, asıl 30 milyon yıl öncesinden sonrasını ele almamız gerekiyor. Şimdi ilk sapienslere baktığımızda ilk sapiensler hala avcı toplayıcı bir biçimde yaşıyorlardı. Ama Neandertallerden ekstra olarak ok ve yay kullanmayı öğrenmişlerdi. Şimdi ilk sapiens örneklerine baktığımızda ilk sapiensin kalıntılarının bulunduğu yerlerde sadece ok ve yay değil, yanlarında olta ve mızrağa benzeyen, balıkçılıkta kullanıldığı düşünülen aletler de bulunmaya başlanmıştı. Ve sadece artık işte et kesmek için bir alet, işte hayvan avlamak için mızrak vesaire değil, 92 farklı taştan veyahut kemikten alet kullanabildiklerini söyleyebiliyoruz şu an için. Tabii ki bu daha fazla da olabilir ilerideki bulgularla beraber. Bunun dışında sadece aletler değil, alet yapabilecek aletleri de aslında üretmeye başladıklarını söyleyebiliriz burada. Atıyorum taşı yontmak için, mesela sivri bir taşı yontmak için kullanabilecekleri daha yuvarlak, daha zımpara tarzında taşlar veyahut işte mızrak yapabilecekleri tarzda taşlar, kemikleri kırabilecekleri ve onlara şekil verebilecekleri tarzda taşları da ilk Homo sapiens örneklerinde bulabiliyoruz. Şimdi Homo sapiens'in avcılığı çok iyi yapmasıyla, toplayıcılığı iyi yapmasıyla, balıkçılığın da buna eklenmesiyle beraber aslında besin kaynakları çok daha artmış oluyor. Tabii ki doğal olarak dünya da değişiyor, gelişiyor ve diğer canlılar da evrimleşmeye devam ediyor. Şimdi besin kaynaklarının artması, işte bu birbirleri arasında avcılıktan doğru ilişkilerin kurması veyahut yaptıkları aletleri bir sonraki nesle aktarabiliyor, anlatabiliyor olmaları, kendileri içerisinde sosyal olarak güçlü bağlar kurmalarını da aslında doğal olarak getirmiş oluyor. Şimdi Homo sapiens toplumsal olarak yaşayan bir canlı. Şimdi bu canlıların içerisinde besin kaynakları arttı demiştik. Besin kaynaklarının artmasından dolayı yaşam ömrü de yavaş yavaş uzamaya başlıyor ve doğal olarak grubun içerisinde çok yaşlı, işte sakat veyahut farklı bireylerin de hasarlı mı diyeyim artık, ne diyeyim, tam olarak kelimeyi bulamadım, kusura bakmayın. Hala çok heyecanlıyım ben. Yaşlı ve sakat bireylerin aslında bakımını da üstlendiklerini görebiliyoruz burada. Yani şu an işte insanlar birbirimize yardım edelim, birbirimize destek olalım vesaire, işte insanlık nereye gidiyor, şöyle mi böyle mi diye tartışırken aslında bizim kökenimizde, bizim kendi doğal biyolojik yapımızda bencil olmak değil, kendimizi düşünmek değil, kendi araç gereçlerimizi bir sonraki nesile ve kendi yanımızdaki birilerine paylaşmayı, öğretmeyi, anlatmayı görüyoruz aslında. Şimdi belli başlı görüşler şunu söylüyor. İşte insan yapısal olarak bencildir, işte sadece genlerinde bencillik geni vardır vesaire tarzında şeyler söyleyebiliyorlar ama insanın gen haritasına incelendiğinde, ettiğinde böyle bencilliği tetikleyen bir gen ortada yok. Veyahut ilk insana baktığımız zaman, ilk kendi kökenimize baktığımız zaman toplumsal yaşamlarında birbirleriyle paylaşma, yardımlaşma, işte birbirleriyle ilişkiler kurma aslında özelliğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz bu toplulukta. Çünkü beraber yaşamaları, birbirleriyle iletişim kurmaları, birbirine yardımlaşmaları, paylaşmaları onların hayatta daha rahat bir şekilde kalabilmelerini ve şu anki gibi dünyaya egemen olabilmelerini aslında sağladı. Şimdi nüfusun bu artışıyla beraber işte yaşlı bakımı dedik, hasta bireylerin, sakat bireylerin bakımı dedik, işte besinlerin gelişmesiyle beraber yaşam ömrünün uzaması dedik. Bu nüfusun artışıyla beraber çevresindeki topluluklarla, insan topluluklarıyla da ilişki kurmaya başladılar yavaş yavaş. Yani kendi içerilerinde izole bir toplumdan çıkıp dış dünyayla da, dış dünyada bulunan insanlarla da daha fazla ilişki kurmaya başladılar. Şimdi bu ilişkilerin ilk örneğini mesela şuradan görebiliriz. Kabileler arasında belli başlı anlaşmazlıklar olurken veyahut anlaşmazlıklar olacağı düşünüldüğü zamanlar kabileler arasında evlilikler gerçekleşiyordu. Mesela o dönemin insanı kendi kabilesi içerisinden biriyle evlenmiyordu. Bu anlaşmazlıkları çözmek için başka kabilelerden biriyle evleniyordu ve diğer kabilelerdeki insanlarla beraber bir sosyal ilişkiye girmiş oluyorlardı.
Şimdi birbirleriyle ilişki kurmaları başladıktan sonra sadece tabii birbiriyle evlilikler değil, kendi ürettikleri aletler, kendi buldukları besinler vesaire de kendi aralarında takas edilmeye başlamıştı ve buradan doğrudan aslında daha fazla konuşabilme yetisine, daha fazla sosyal ilişkiler kurabilme yetisine ve buradan doğru bir dil geliştirmelerine, bir toplumsal yapı geliştirmeye başladılar. Bu dönemin toplum yapısının ortaklaşa çalışma ve ortak mülkiyet olduğu için bu topluma biz ilkel komünel toplum olarak adlandırıyoruz. Bir komün halinde yaşıyorlar. İşte daha günümüz toplumu gibi işte gelişmiş kanunlar vesaire vesaire yok, fakat bu ilkel olarak adettiğimiz toplumda belli başlı kuralların, geleneklerin, örf adetlerin geliştiği ve kabile tarzında bir komün halinde her şeyin ortaklaşa yapıldığı, iş bölümünün bulunduğu bir topluluktan bahsediyoruz. Şimdi bu dönemde hala avcılık, toplayıcılık devam ediyor. Tarım henüz bir üretim yeri değildi. Tarım yapmayı henüz bilmiyorlardı. İhtiyaçları kadar avlanıyorlardı sadece. Kendi kabilelerine yetecek, kendilerine yetecek kadar avlanıyorlardı. Kendilerine yetecek kadar topluyorlardı ve kendilerine yetecek kadar aslında bir tüketim yapmış oluyorlardı. Şimdi tabii insanın dış yaşamı ilkel komünel toplumda az buçuk böyleydi. İşte kendilerine yetecek kadar av, kendilerine yetecek kadar toplayıcılık, işte dış kabilelerle ilişkiler vesaire. Şimdi kendi iç hayatlarına, iç yaşamlarına dönecek olursak, evlerine girecek olursak, şimdi mağaraların içine baktığımızda yavaş yavaş aslında soyut düşünce kavramının da gelişmeye başladığını söyleyebiliriz. Şimdi mağara resimleri burada ön plana çıkıyor aslında. Mağara resimleri ve yaptıkları küçük heykelcikler burada ön plana çıkıyor. Şimdi ilk sanatın başlangıcını aslında sanat çevresi mi diyeyim artık? Sanatçılar mağara resimlerini ilkel bir sanat olarak addediyorlar. Fakat bunun ilkel bir sanat olması yanında farklı özellikleri de var. Bu ilk insanın dinsel bir ritüelin olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi bu mağara resimlerine baktığımız zaman bu resimlerin başat konusu mamutlar, işte kıllı gergedanlar, işte bazı hayvanlar vesaire gözümüze çarpıyor. Bu da şunu gösteriyor bize aslında. O insanlar bu canlıları öldürüyorlar, ediyorlar, evet. Fakat onların ardından işte ruhları mı diyeyim artık, onların ruhları için belli başlı dinsel törenler de düzenleyip onları işte asla unutmayacakları bir yere resmediyorlar gibi de düşünebiliriz. Şimdi buzulların erimesiyle beraber İşte bu mamut dediğimiz, kıllı gergedan dediğimiz hayvanların mağaraların içerisinde veyahut yaşadıkları alan içerisinde resimlerinin de yavaş yavaş azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi yaklaşık 12-13 bin yıl öncesine gelecek olursak insanlıkta aslında ilginç bir değişimin ayak sesleri yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Şimdi insan artık salt olarak doğanın bir parçası olmaktan çıkıyor. Önceden işte oradan oraya savrulan, işte bulduğu hayvanı avlayan, bulduğu yiyeceği toparlayan, neden? İşte ufak tefek de olsa kendi arasında sosyal ilişkiler getiren, sosyal ilişkiler yaşayan insan artık yavaş yavaş doğaya hükmetmeye başlıyor. İlk önce ateşe hükmetmeye başlıyor. Ateşi kullanarak hayvanları avlamayı öğreniyor. Daha sonrasında bu avdan doğru ateşi pişirmeyi, ateşten doğru yemek pişirmeyi öğreniyor. Yavaş yavaş ateşe hükmetti dedik. Av hayvanlarını yakaladı dedik. Yavaş yavaş bütün dünyaya hükmetmeye ve aslında yaşadığı doğa içerisinde kendine gelen saldırılara karşı sağa sola savrulan değil, kendi kaderini kendisi yazmaya başlayan bir insandan artık söz edebiliriz yavaş yavaş. Bu dönem Neolitik dönem olarak adlandırılıyor. İnsanı farklı bir boyuta taşıyan bir dönem olarak adlandırılıyor antropoloji çevresinde. Şimdi bu dönemin 3 önemli özelliği var. Birincisi tarıma geçiş. İkincisi hayvancılık yapımı. Hayvancılığa başlanması, hayvanların ehlileştirilmesi. Üçüncüsü de çanak çömlek yapımının başlaması.
Şimdi ilkel komünel toplumda insanlar tarımdan çok önce iklimin ılımanlaşmasıyla, yağışların artmaya başlamasıyla vesaire yavaş yavaş aslında yerleşik hayata geçmeye başlamışlardı. Ve ufak tefek köyler kurmaya başlamışlardı. Şimdi o döneme baktığımızda herhangi bir işte tarım vesaire aktivitesinden söz edemeyiz. İşte atıyorum bilinçli olarak, ekip bilinçli olarak biçmekten bahsedemeyiz. Fakat o dönem yabani otları pişirip öğütmeyi öğreniyorlar. İşte evlerinin bir köşesinde yaptıkları depolarda, ufak tefek depolarda bu bitkileri, işte tahılları vesaire saklamayı öğreniyorlar. Yavaş yavaş da bu tohumları saklayıp ederken aslında bunların ekimini de öğrenmeye başlıyorlar. Yani aslında bu tohumları sağdan soldan toplamak yerine bir yerde kendileri bilinçli olarak ekip, bilinçli olarak topladıklarında daha fazla verim alabildiklerini fark ediyorlar. Tabii buna paralel olarak da hayvanları avlamak yerine onları kendilerine yakın hale getirip, onları evcilleştirip, sütünden ve postundan yararlanıp onlardan en fazla verimi alabileceklerini fark ediyorlar. Bu olaylar birbirleriyle paralel ilerliyor. Şimdi bu aslında şu şekilde gerçekleşiyor. Şu an bereketli hilal dediğimiz bölge, işte Fırat'ın, Dicle'nin olduğu Mezopotamya bölgesinde aslında ilk tarıma başlandığı şu an düşünülüyor antropologlar tarafından. Bu bölgenin şöyle bir önemi var. O bölgede otlaklar çok yoğun bir şekilde bulunuyor ve insanlar hayvanları evcilleştirdikten sonra bu otlakların olduğu bölgelere daha fazla göç etmeye, daha fazla gitmeye ve orada daha fazla yaşamaya başlıyorlar. Buradan doğru da aslında otlakların içerisinden yavaş yavaş tahılları da keşfetmeye başlıyorlar. Kendileri yiyebilecekleri besinleri de keşfetmeye başlıyorlar. Buradan doğru da aslında hem tarımın başlamasıyla beraber işte hem hayvanları evcilleştirip farklı bir şekilde tam verimli kullanabilmesiyle beraber insanın aslında farklı bir evreye geçtiğini, farklı bir döneme geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi insanın kendisi yavaş yavaş değişiyor besinlerle beraber, işte toplumsal ilişkileriyle beraber. İnsan kendisi değiştikçe yavaş yavaş çevresini de değiştiriyor. Atıyorum dediğim gibi hayvanları evcilleştiriyor. Fakat kendisi çevresini değiştirdikçe çevresinden aldıklarıyla beraber kendisini de yavaş yavaş değiştirmeye başlıyor. Tarıma dayalı üretim biçimi insana çok farklı şeyler kazandırmaya başlıyor yavaş yavaş. Atıyorum bunun en büyük etkenlerinden biri daha öncesinde sıkça kullandıkları işte avcılık aletleri yerine yavaş yavaş işte oralın bu biçim aletlerinin, öğütme aletlerinin vesaire de yavaş yavaş ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş tarıma geçmeyle beraber artık insanların da tam olarak bir yerleşik hayata geçtiği ve bulundukları bölgede kendi hayatlarını rahatça idame ettiklerini söyleyebiliriz. Şimdi bu yerleşik hayata geçiş, işte tarımcı köy topluluklarını oluşturmaları kendileri içerisinde yeni ekonomik ve farklı bir sosyokültürel yaşamı da beraberinde getirdi. Daha öncesinde avcılıkla uğraşan erkekler ve sürünün korunmasıyla uğraşan erkekler yerini yavaş yavaş tarım aletlerinin yapımına, işte tohum ekme, hayvanları otlatma, hayvanlarla uğraşma gibi işlere bıraktı. Burada da kadına düşen görev de işte tahıl öğütmek, bu hayvanlardan gelen yünleri eğirip ip yapmak, kıyafet yapmak gibi işleri de kadınlar üstlenmiş oldu. Şimdi tarımın icadına kadar insanlara baktığımız zaman sosyokültürel yapılarına baktığımız zaman hepsinin görevinin aslında ortak olduğu, işte kendi komünleri içerisinde ortak çıkarlar üzerine hareket ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi tarıma geçişle beraber paralel olarak teknoloji de yavaş yavaş gelişmeye başlıyor tabii ki. İnsanların 9000 yıl önce bakırları işleyebildiği, işte bunlardan süs aletleri yapabildikleri, edebildikleri, işte kadınların, erkeklerin bunları ayrı ayrı kullandığı, bu bakır kaplar içerisinde yemek pişirmeye başladıkları, farklı farklı yemeklerin ortaya çıktığını
görebiliyoruz. Tabii buna paralel olarak dinsel ve büyüsel ritüeller de değişmiş oluyor. Daha öncesinden işte ateşe taptığını veyahut işte farklı farklı kendi yaptığı heykelciklere taptığını gördüğümüz insanlar atıyorum kendi kabileleri içerisinde yavaş yavaş işte Tanrı ile iletişim kurduğunu söyleyen işte oradaki büyüsel ritüellere, dinsel ritüellere önderlik eden ve başka hiçbir işle uğraşmayan nasıl diyeyim kabilenin alimleri vesaire yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Şimdi tabii bu dönemde sadece tek bir kabile değil, bir sürü kabileden bahsedebiliriz. Bu kabileler doğal olarak birbirleriyle karşılaştıklarında kendi aralarında savaşıyorlar. İşte hala göçebe yaşayan topluluklar var. Bu göçebelerden korunmaları etmeleri gerekiyor. Şimdi bu kabileler arası savaşlarda ve göçebelerden korunmaları için farklı bir topluluk daha oluşuyor. Şimdi tarımla uğraşan bir kesim var. Evde bir kadın var. Eve kapanmış bir kadın var. Yemekle uğraşan. Tarımla uğraşan erkekler var. Ayrıyeten dinsel ritüelle uğraşan ve farklı hiçbir işle uğraşmayan bir toplam var. Ayrıyeten sürünün topluluğun korunmasıyla uğraşan farklı bir asker toplamı daha ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bir kesim evet tarımla uğraşmaya devam ediyor, üretim yapmaya devam ediyor. Bir kesim hiçbir işe karışmayıp sadece dinsel ritüelleri gerçekleşiyor. Bir kişi de bir toplulukta yine hiçbir işe karışmayıp sürünün sadece korunmasını sağlıyor. Şimdi yavaş yavaş teknolojinin geliştiğini ettiğini söylemiştik. Buradan doğru da aslında kendi ihtiyaçlarından fazla ürün üretmeye başladılar ve bu ürünü artık sakladıklarında dahi tüketemez duruma gelmeye başladılar. Şimdi bu hiçbir işle uğraşmayan bir kesim bu fazla üretilen, artık üretilen ürünü direkt el kolmaya başladı. Yani insanlar sırf dinsel ayinlerini yönetiyor veya sırf sürünün korunmasını sağlıyor diye bu insanların doyması için kendi ellerindekini vermeye yavaş yavaş başladı. Tabii bu sırada kabileler arasında savaşlar da gerçekleşiyor. Şimdi daha öncesinden de kabileler arasında savaşlar vardı. Fakat bunların arasında şöyle farklı bir nokta var. Öncesinde ilkel komünel topluma baktığımız zaman bu kabileler arasında ki savaşlarda ölen insanlar veyahut sağ olsa da ele geçirilen insanlar hiçbir işe yaramıyordu. Çünkü kendileri zaten yeterince kendilerine yetecek kadar besini elde edebiliyordu. İşte kendilerini doyuracak kadar ürünü elde edebiliyorlardı. Fakat tarıma geçişle beraber aslında insanın kol gücü, kas gücü, kas emeği de burada devreye girmeye başladı. Şimdi bu yeni tarım toplumuna bakacak olursak eğer bu savaşlardan, kabileler arası savaşlardan elde ettikleri insanları, yaşayan insanları artık kendi tarlalarında, kendi yaşadıkları alanda bir kas gücü, bir kol emeği olarak kullanmaya başladılar. İlkel toplulukta yavaş yavaş kölecilik de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu artık ürünün oluşmasından bahsetmiştik. İşte yavaş yavaş fazla ürün üretilmeye başlandı. İşte bu ürün saklanamaz hale geldi. Bir kısmı işte dini liderlere gitti. Bir kısmı sürünün korunmasına gitti. İşte hala ellerinde kalan fazla artık ürün var ve yavaş yavaş aslında farklı yerleri fethederek diyeyim, farklı yerleri ele geçirerek işte farklı insanları ele geçirerek yavaş yavaş buradan doğru özel mülkiyet kavramı da doğmaya başladı. İşte atıyorum ben savaşta şuraya için savaştım. Şurayı kendime alıyorum. Bana ait işte benim ailemi doyurmak için burası olacak. Bana ait olacak kavramı yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ve buradan savaştan elde ettikleri insanları da kendileri çalışmayıp sadece savaşa gidip yer fethedip buradan doğru da bu insanları yavaş yavaş kullanmaya başladı. Ve adım adım aslında ufak bir devlet yapılanmasını işte toprak sahiplerinin hakim olduğu, geriye işte savaşlarda ele geçiren kölelerin
tarımda çalıştığı, emeklerini verdikleri ve ürünü onların ürettikleri, diğer kesimin de sırf mal sahibi olduğu için, sırf oranın işte kendisine ait olduğunu söylediği için, çitle çevirdiği için o alanı, açıkçası yaptığı yerden mal kazanmaya, ürün kazanmaya başladı. Buradan doğru da işte sosyal ilişkilerin iyice geliştiğini, işte ufak tefek devletlerin birbirleri arasında politikanın yavaş yavaş geliştiğini, işte bir devlet yapılanmasının geliştiğini söyleyebiliriz. Buradan doğru da aslında kölelerin elde edilmeye başlandığını ve özel mülkiyet kavramının mülkiyetin birine ait olması ve başkalarının onun altında çalışmaya başlamasıyla beraber bizim köleci toplum olarak adlandırdığımız ilk toplum oluşmaya başlandı diyeyim. Burada bitirmiş olayım. Daha fazla uzatmayayım diyeyim. Sorular varsa soruları alayım. Öncelikle bu güzel sunum ve emeğin için tekrar sana teşekkür ediyoruz Merve. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Çok yoğun, esasında yoğun bir konuyu gayet güzel özetlemiş bir şekilde anlattın zaten. Güzeldi yani şahsen onu söylemek istedim. Evet, sunumla alakalı sorularınız varsa chat üzerinden yazabiliriz veyahut da doğrudan sesli olarak da sorabiliriz. Katılımcılarımıza kalmış olasılığını tercihini size bırakıyoruz. Evet, soru cevap kısmımıza başlayalım. Bu arada kaynaklarla anlatacak vesaire diye belirtmişsiniz. Ben ekstra kaynak da söyleyeyim size. Şeyi okuyabilirsiniz. Hatta kitabı şuradan getireyim izninizle. Şu kitabı okuyabilirsiniz. Alaaddin Şener'in Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi isimli bir kitap. Yine o da aynı şekilde Big Bang'ten vesaire alıp şu anki insana kadar, tabii ben köleci toplumda bıraktım ama o şu anki insana kadar, sonraki evrelere kadar anlatan çok daha geniş, çok daha kapsamlı bir kitap. Bunu mutlaka okumalısınız, hatta bu konuya ilginiz varsa diyeyim ben size. Yok mu soru ya? Özetini anlattım, çok boşluk olmalı. Yani. Benim sorum değil ama bir eleştirim olacak pozitif yönde. Şimdi biyolojik ve kültürel yönden insanın evrimini anlattınız. Teşekkür ediyorum, güzel bir sunumdu. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben bu sunumu bir antropolog olarak ve aynı zamanda bir bilim tarihçisi olarak dinledim. Konu çok geniş bir konu. Keşke biraz daraltsaydınız. Çünkü özetini anlattım diyorsunuz ama yani milyonlarca yılı özeti olarak anlatmak hem çok fonksiyonel mi diyeyim artık bilemedim orasını ama çok hani ya biraz nokta atışı olması gerekiyordu. Böyle çok uzun bir süreci anlatmaktansa içerisinden bir yere odaklanıp anlatmanız daha iyi olabilirdi. Bunu söyleyeceğim. Şöyle bir şey, bir de şimdi insanın biyolojik evrimini anlatırken ilk insan ifadesi kullandınız sanırım. O biraz hatalıydı. Çünkü ilk Evet. insan diye biz antropologlar ya da bilim tarihçileri pek kullanmıyoruz bunu evrimsel biyolojide. Tabii siz de biyologsunuz sanırım, yanlış bilmiyorsam, ve arkadaşların çoğunluğu da sanırım biyoloji bölümünden. Şimdi ben farklı bir göz olarak değerlendirmiş oluyorum. Yani hem onu söylemek, belki orası bir şey olarak değiştirilebilir. Tabii ki de belki de sizin de farkında olduğunuz bir durumdur bu da. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani biyolojik süreç içerisinde çok atlanan nokta var. Örneğin. Evet. Ya da kültürel süreç içerisinde çok aşamalar var. Yani o yüzden biraz daraltılsaydı ve bir yere odaklanılsaydı daha farklı olabilir diye söylüyorum. Çünkü çok sevdim mesela, ben de bu konuda çok tecrübe yaptım. İki lisans, bir master, şimdi doktora öğrencisiyim. Yani bir yere spesifik olarak odaklanmak hem sunumu daha çarpıcı kılacaktır sizin açınızdan. Yani söylediklerimi sakın yanlış anlamayın. Ben de bir Estağfurullah. öğrenciyim hala. Pozitif anlamda bir şey söylemeye çalışıyorum şu anda. Kesinlikle heves kırıcı veya şey olmak istemiyorum. Böyle düşünmek Estağfurullah. istemem. Heyecanınızı da paylaşıyorum bu arada. Ve teşekkür ediyorum. Yani söylemek istediğim o, biraz daha spesifik bir hale getirseydik. Milyonlarca yılı böyle özeti değildi. Biraz daha böyle tek bir noktaya odaklanıp falan olsaydık daha iyi olabilirdi. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Bu arada kesinlikle haklısınız. İlk insan tabiri, evet, çok doğru olmuyor bu konuya baktığımızda.
Heyecanımı veririm, kusura bakmayın. Çünkü notlarıma baktığımda da ilk insan olarak not almamışım aslında. Notlarım üzerinde. Yani o anlık ağzımdan çıkan bir şeydi gerçekten. Yanlış olduysa veyahut farklı şeyler söylediysem, yanlış şeyler söylediysem gerçekten düzeltmenizi isterim. Çünkü burada zaten biz bize konuşmalar yapıyoruz. Bu arada eleştiriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi benim burada aslında yapmak istediğim şey şuydu. Evet, sonuna kadar hak veriyorum size. Tek bir noktaya odaklanmak, tek bir noktayı anlatmak, hepsini anlatabilmek açısından çok daha kolay oluyor. Yani o tek noktanın her şeyini anlatabilmek açısından çok daha kolay oluyor. Fakat aslında benim yapmak istediğim şey veyahut kendime motto olarak edindiğim şey şu. Şimdi Big Bang ile günümüz insanının sosyal ilişkileri arasında aslında kocaman bir bağ var baktığımızda. Yani atıyorum biz bunu biyoloji olarak ele alıyoruz, antropoloji olarak ele alıyoruz, işte fizik olarak ele alıyoruz vesaire. Fakat insanlık tarihi olarak net bir şekilde ele almıyoruz. Evet, tabii ki de çalışma alanlarımız açısından tek bir noktaya odaklanmak o alan üzerine daha fazla uzmanlaşmamızı ve daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlarken ama bir yandan da işin büyük kısmını, büyük resmini kaçırıyoruz. Yani o yüzden benim aslında burada yapmak istediğim şey işi başından sonuna doğru aslında anlatıp ilgi alanlarımızı kendimiz arasından seçebiliriz diye düşünüyorum ben bu konuyla ilgili. Bu arada ben antropolojiyle ilgili yüksek lisans vesaire de yapmayı düşünüyorum açıkçası. Çok güzel. Sizinle sonra tekrardan da konuşmak isterim. Tabii iletişime geçebilirsiniz Beğeninizi benimle. verirseniz. Ya Daha aslında benim şöyle. yapmak istediğim, çok özür dilerim. Ya benim yapmak istediğim bir bakış açısı kazandırmak. Şimdi biz biyologlar olarak şeyi görüyoruz. İşte hücre vardı, hücre evrildi. İşte oradan doğru işte farklı fizyolojik yapılar evrildi, etti vesaire vesaire. Günümüz insanına kadar işin biyolojik kısmını araştırıyoruz. Fakat bu insanlar birbirleriyle bir iletişim de kuruyorlar sonuçta. Yani birbirleriyle bir sosyal ilişki de geliştiriyorlar. Veyahut Big Bang ile ilk hücrenin oluşması arasında çok büyük bir bağlantı var. Mesela ya açıkçası bir bakış açısı sunmaktı benim bu sunumu yapmam diyeyim. Çok iyi anlıyorum söylediğiniz şeyi. Yani bütüncül bakış açısıyla bakmak bu dönemin eksik bir yönü. Çünkü kendimden örnek vererek söyleyeceğim. Ben master tezimde doğa bilimleri çalışmıştım. Ve oradaki yarattığım fark kendi tezimde şuydu. Yani bütüncül bir bakış açısıyla o dönemde doğa bilimleri nasıl anlatılmıştı? Yani söylediğiniz şeyi anlayabiliyorum. Ama işte yani orada da şunu söylüyorum. Çok uzun bir süreç olduğu için bu. Siz biyologsunuz, ben antropoloğum aynı zamanda ve bilim tarihçisiyim ve yani söylediğiniz şey bir taraftan şunu ek yapacağım. Bilim tarihçisi olduğum için de bir taraftan şunu da görebiliyorum. Yani siz dediniz ya biyologlar sadece bir örnek olarak söylüyoruz tabii ki de bunu. Hücre üzerinden konuşalım. Hücreyi biliyoruz, hücreyi konuşuyoruz. Hücre, hücre, hücre. Yani temel bilimler açısından bunun bir de insani boyutu var. Yani hücreyi insanda arıyoruz sonuçta değil mi? Hayvanda ya da bitkide de ama şimdi insanı konuşalım. Ben yani bunun üzerine ele alalım diyelim. Yani insan üzerinden tartışırken de bunun insani boyutunu bilmiyoruz diyorsunuz. Çok güzel bir yön bu. Yani bütüncül bakabilmek, birleştirici olabilmek, farklı bir şey ortaya koyabilmek bu artı bir şey bu konuda. O yüzden de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Merve, bir yorum var. Bu yorumu paylaşmak istiyorum. Gizem Güller demiş ki Aristo insanın politik bir hayvan insan politik bir hayvandır derken sosyal ortamda birlikte yaşayıp yönetime katkıda bulunmayı kastediyor biraz da diye bir yorum yapmış. Onu Doğru. söylemek istedim. Doğru. Şöyle Aslında hepimiz politik canlılarız, hepimiz politik benim hayvanız. aslında çok bir bilgim yok biyolojiyle alakalı. Ben siyaset okuyorum ama merak ettiğim, ilgilendiğim bir konu aynı zamanda. Hani o yüzden sadece ufak bir not olarak onu şey yaptım. Siz de bilin falan diye. Daha çok hani işte insanların yönetmesinden ve birlikte hareket etmesinden şeyden bahsediyor işte yönetimden falan bahsediyor. Bir de bir soru sorabilir miyim? Aklıma bir şey geldi. Tabii ki. Şey mesela birçok memeli arasında hani insan işte 9 ayda doğuruyor ve hani bebek tam gelişmemiş oluyor falan ama diğer memelilerde hani daha işte yürüyebiliyor, edebiliyor falan daha gelişmiş doğuyor bebek. Hani insandaki bu bakıma muhtaç şekilde doğmasının evrimsel açıdan bir yani nedeni nedir? Onu merak ettim. Yani bunun bir nedeni şu aslında, şu an kendi bildiklerim kadar aktarabileceğim. Bu arada Gökçe yardımcı olabilirseniz bana çok teşekkür ederim. Siz daha ilgilisiniz herhalde bu konuda. Daha bilgilisiniz daha doğrusu.
Şimdi şöyle biyolojik açıdan aslında bunu ele alabiliriz. Çünkü anne karnının içerisinde herhangi bir sosyal ilişkisinden bahsedemeyiz diye düşünüyorum ben. Şimdi iki ayak üzerine dikilmeyle beraber, bipedalizmle beraber aslında belli başlı kemik yapısında, işte belli başlı gelişim yapısında farklılıklar oluyor insanda. Atıyorum işte omurganın değişmesi, işte pelvislerin değişmesi, bacak yapısının değişmesi, vajinanın daralması vesaire. Aslında bu hem bebeğin içeride, embriyonun içeride veyahut fetüsün, artık her ne isim verirsek, onun içeride daha az gelişmesine, daha erken doğuma ve daha nasıl diyeyim zor bir doğuma sebebiyet veriyor. Şimdi o pelvis yapısı, daralan pelvis yapısı fetüsün içeride çok daha iyi gelişebilmesine olanak sağlamıyor. Bundan dolayı aslında kaslar belli bir noktadan sonra kasılıp işte oradan doğumu tetiklemeye başlıyor demiş olayım. Umarım cevap olmuştur. Teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle bir mesaj gelmiş. Merhaba, öncelikle çok teşekkür ederim sunumunuz emeğiniz için. Evet, gerçekten çok güzel bir sunum tekrardan. Acaba sunum esnasında ilk insan tabiri yerine ne konulabilir? Mesela direkt tür isimleriyle mi örnek verilmeliydi? Ve ilk insan denilmemesinin sebebi nedir? Diye bir soru gelmiş. Cevaplamak isteyen var. Şöyle, yani İlk insan tabirinin tam olarak neden kullanılmadığına dair çok ayrıntılı bir bilgim yok, açık söyleyeyim. Ama direkt tür isimleriyle bilgi vermek bence daha doğru olabilir. Yani atıyorum her türün zaten biyolojik yapıları çok daha farklı oluyor baktığında. İşte ilk insandan kastımız atıyorum ne? Homo sapiens mi? İnsan olarak şu anı mı kastediyoruz? Veyahut daha öncesini mi kastediyoruz? İşte Homo erectus'a da mesela insan diyebiliriz çünkü Homo'dan bahsediyoruz, homo cinsinden bahsediyoruz burada. Yani ilk insan derken atıyorum homo habilis'i de diyebiliriz. Veyahut da ilk insan derken homo sapiens'in ilk halinden de bahsediyor olabiliriz gibi bir kafa karışıklığı yarattığını düşünüyorum ben şahsen. Bilmiyorum Gökçe, sen ne düşünüyorsun? Ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani ilk insan demenin hatası şurada. Bu bir evrimsel süreç olduğu için ve türler yani sallanarak giden bir evrim anlayışını bugün biz kabul ediyoruz çoğunlukla ve bu süreç içerisinde de yani şöyle çok biraz absürt kalacak ama şöyle bir örnek vereyim. Yani bugün ben bu şekilde homo sapiensim, yarın benden başka bir şey olmayacak. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani bugün böyleydi, yarın başka bir şey oldu. O yüzden ilk insanı şundan başlatıyoruz diyemiyoruz. Çünkü bu çok uzun bir süreç ve yavaş ve sürekli olarak ilerleyen bir süreç. Ama ilerlemeci değil. Öyle bir tarafı da var. Yani pozitif anlamda ilerlemeci olan bir şey de değil. Doğaya uyum sağlayabilme, var olan şartlara uyum sağlayabilme süreci içerisinde biz türleşerek devam ediyoruz ve diğer canlılar. Bu yüzden ilk insan demiyoruz. Yani bugün böyleydi, yarın başka bir şey oldu. Bu da ilk insanımızdır veya ilk bilmem neyimizdir diyemiyoruz. O yüzden demiyoruz. Yani bu yüzden hatalı oluyor. Evet. Ceyda Alat demiş. O yüzden evet, ilk kavramını kullanılmaz. Evet, o şekilde. Bunu söylemeye çalıştım ben de. Abdurrahim'in bir sorusu var. Eklemek istediği bir şey varmış. Doğumla alakalı eklemek istiyorum diye. Eğer eklemek istiyorsanız mikrofonunuzu açıp ekleyebilirsiniz. Zaten konuşma ortamına geçmiş olalım. Şey, chat'e yazmış zaten. İstersen oradan okuyabilirsin. Adam mikrofonunu açmak istiyorsa tabii ki. Evet, yok yani, mikrofonunuzu açıp sorularınızı sorabilirsiniz. Hani artık biraz daha böyle bir konuşma ortamına da geçebiliriz. Demiş ki, bildiğim kadarıyla Sinan Canan hocamızın bir kitabında Homo sapiens'in beyni vücuduna alana daha büyük düştüğü için bu yüzden beynin tam gelişmiş olarak doğum kanalından çıkması zordur. Biz beynimiz tam gelişmeden doğuyoruz diye bir bilgi paylaşmış. Yani. Benim bildiğim kadarıyla insan beyni zaten ilk doğuşta o sertliği olmadığı için ne kadar büyükse büyüsün doğum sırasında daha küçük çıkabilecek şekilde fonksiyonelleşmiş. Kafatası şeklinde. Zaten evet. Şey değil, doğum sırasında evet
şu an bildiğimiz anlamda kemikleşmiş şekilde çıkmıyor. O yüzden mesela küçük bebeklerin kafatasını bir yere çarpmaması, etmemesi vesaire, işte boynuna bir şey olmaması için çok fazla dikkat ediliyor. Ya evet, yani tam olarak gelişmiş olarak doğmuyor kafatasımız. Fakat beynimizi oranladığımızda veyahut nöronları oranladığımızda ilk doğduğumuzda nöron sayımız çok daha fazla olmuş oluyor. Zaman içerisinde nöronlarımız yavaş yavaş ölüyor. Fakat beynimizde elektriksel iletim açısından devamlılığı sağlayabilmek için işte o nöronun yapısına baktığımızda işte şöyle bir kısmı vardır, şöyle de uzunca bir kısmı vardır. Bu kısmının uzamasıyla beraber aslında beyinsel iletimin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani beynin tam gelişmemesinin sebebi de yine o bebeğin rahimdeki pozisyonun daha daralması, beynin rahimdeki alanının daha daralması olarak yine söyleyebiliriz buradan. Kesinlikle katılıyorum. Başka herhangi bir sorusu eklemek istediği olan varsa lütfen çekinmeden chat'e de yazabilir. Mikrofonu açar da sorabilir. Evet, eğer herhangi bir sorumuz ve eklemek istediğimiz bir şey yoksa etkinliğimizi burada bitirmek istiyorum. Tekrardan katılımınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Sizin de ekstradan anlatmak istediğiniz bilimsel olarak bir konu başlığınız varsa bizi sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bu sayede bir sonraki biz bize bilimsel konuşmaların anlatıcısı siz olabilirsiniz. Lütfen kendimizi geliştirmekten vazgeçmeyelim. Her zaman daha ileri gidelim. Bu arada Merve Karadeniz'in konuşmacı belgesini mailden ileteceğiz kendisine. Etkinliğimizdeki konuşmacı Teşekkür belge ederim. veriyoruz. Evet, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa etkinliğimiz burada sona ermiştir. Kendinize iyi bakın ve bilimle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.